Evet, arkadaşlar merhaba. 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü gündüz programı Bursa at yarışlarıyla tekrar beraberiz arkadaşlar. Evet, Türk at yarışları yani TJK'nın vermiş olduğu Türkiye'deki at yarışlarıyla ilgili gerçekten başarı kasırgamız inanılmaz derecede devam ediyor. Çok şükür. Birçok üyemiz de bu vesileyle para kazanıyor arkadaşlar. Şu anda şu dünyanın ekonomik durumunu da ele aldığımız zaman gerçekten en çok fazla ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi ekstra gelir, ekstra para. İnşallah bunu da sahip olmada yardımcı oluyoruzdur. Arkadaşlar hemen size şimdi ufak bir not ileteceğim. Şimdi 2 gündür biz dün bir Dynamite Power'la 80 küsür ganyan vardı. Onu tutturduk. Aynı zamanda yani evvelsi günü. Şimdi dün de bu Adana at yarışlarında arkadaşlar, bu bizim web sitemizin şablonudur aynı zamanda. Adana'dan bahsediyoruz. Bakın biz 9 numaralı süskünü ilk at olarak verdik burada. Bakın biz veriyoruz. Daha evvelden yazılı veriyoruz bunları. Yani biz şunu demiyoruz. Bak işte biz verdik. Sonradan böyle gruplarda, Facebook'larda, işte WhatsApp'larda ya biz bunu vermiştik. Bak gelin hadi siz de bize üye olun. Bak kaçırıyorsunuz falan değil. Şimdi birçok Facebook grubundaki arkadaşlar beni uyardılar. Üyelerimiz uyarıyor hem de. Biz bekliyorlarmış. Bizden sonra Facebook'ta bizim vermiş olduğumuz şablonlara istinaden kendileri bizim yazmış olduğumuz atlardan istifade edip boy gösteriyorlar. Tabii yapsınlar yani. Sonuçta biz kurumsal çalışıyoruz. Web sitemiz de bedava, ücretsiz. YouTube'umuz da ücretsiz. Ha, dileyenlere sadece bir premium üyeliğimiz var. Onlar da kendileri bizden daha fazla hizmet için maddi durumlarına göre hizmet ediyor. O kadar. Evet yani şunun için biz dile getirmeye çalışıyorum. Şimdi daha evvelden bu Dynamite Power'da 80 ganyanla vay arkadaş attı kafadan attılar bunlar kafadan da denk geldi de falan. Ertesi gün de işte süskün ilk atımız Necmi Altın'da. Şimdi neden Necmi Altın la kazanan süskünü biz yazdık. Birçok soru da o var. Arkadaşlar bakın bu at süskün yarış hayatına Şanlıurfa'da başlamış. Maiden'dan Necmi Altın'la çıkmış. Durmuş durmuş. Yine tekrar bir yarışa girmiş Necmi Altın'la ve ikinci olmuş. Uzun aradan sonra tekrar Necmi Altın bu ata bindi ve biz bu atın çalışmalarına da baktık. Hiçbir farkı yok diğer atlardan. Allah Allah dedik ya. O zaman biz bu atı cesaret edeceğiz. Böyle 50 ganyan falan yani çıkacağını da düşünmüyorduk açıkçası. Herhalde bir 9-10 ganyan ya da 12 ganyan çıkar diye düşünüyorduk. AGF oranlarından evvel yapmamızın burada ekmeğini yiyoruz aynı zamanda. Tuttu 50 ganyan çıktı biz de birinci koyduk. Yani yaptığımız şey bizim kendi bakış açımızla, sistemimizle, profesyonel birikimimizle bu şekilde bir size bilgi aktarım. Bitti gitti. Evet şimdi Bursa'ya geçelim arkadaşlar. Bursa'da bugün tam 10 koşulu bir program var. Bakalım bugün ne olacak? Yine dizmişler bu tedavüle giren atları. Birinci koşu saat 12.30'da başlıyor. Birinci 72 bin lira ikramiye var. Şartlı bir 3 yaşlı Arap safkanları 800 metre hem de bu sefer çıkacaklar. Evet arkadaşlar burada tam 8 tane özür dilerim. 7 tane ata yer verdik. İlk atımız 1 numaralı Arda'nın Ateşi Gökhan Gökçe ile. Hani böyle baştan aşağı doğru gidiyoruz tabii. 2 numaralı Borantay Mustafa Çiçek'le 3 numaralı Can Berkinoğlu Özcan Yıldırım 4 numara Canlar Feda Tolga Yıldız o da en son raporluydu bakalım koşacak mı ama Tolga da 8 numaralı Kılıç Faro Onur Öztürk'le 9 numaralı 3 Oğul Sinan Özen'le ve 11 numaralı Güzel Bakan burada İbrahim Halil Ketme ile arkadaşlar. Yani burayı biz kırmızıları koymamışız tabii. Onları da koyabilirsiniz istiyorsanız kırmızı ekürleri. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11 olarak geçiyoruz arkadaşlar. Bursa'nın birinci koşusuna. Altılı Gayan'ın da birinci ayı oldu. Birinci Altılı Gayan'ı yani. Şartlı 4. Öğlen 1'de 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre için piste çıkacaklar. Toplam 9 tane safkan var ve bu 9 safkanın da 3'ünü yazıyoruz biz. İlk atımız burada. 2 numaralı Gold Coast Kadir Tokaçoğlu'yla. Yani normalde aslında alternatif banko niteliğinde gördüğümüz bir safkan bu.
4 numaralı Kayı Ovası Mehmet Kaya ile 3 numaralı Hillhead Onur Atmaca ile 2, 4, 3. Evet, altılı gelen ikinci ayağı, ikinci koşu. 2, 4, 3 arkadaşlar. Üçüncü koşudayız 13.30'da. Şartlı 3, 4 yaşlı Arapları. Çok büyük sürprizler bu. İlk altılıda çok büyük sürprizler beklemiyoruz açıkça söylemek gerekirse. Ama yine de temkin olmak lazım. Şartlı 3, 4 yaşlı Araplar 2000 metre çim piste çıkıyorlar. Burada 9 tane safkanın içerisinden 4 tane safkana yer verdik biz. İlk atımız 7 numaralı Emin Adam. Kırmızı ekürler yani. Tolu eğer koşarsa, ya binerse yani. 3 numaralı Kuddusi, siyah ekürler. Mehmet Gökhan Sezgin'le. 8 numaralı Prens Kora. Muhammed Mir Bilgin'le ve son olarak da 1 numaralı arkadaşlar Şanar Han. Burada 4. atımız 7, 3, 8, 1 olarak 3. koşuyu geçiyoruz. Evet, şimdi 4. koşuya geldik. Yedili Presen'in başlangıç ayağı bu. Şartlı 1. 3 yaşlı Araplar 800 metre çim piste çıkıyorlar. Evet arkadaşlar, burada toplam 6 tane safkana yer verdik. 12 atın 6'sına yer veriyoruz burada yine. Tabi burada sıkıntılı bir ayak bu 4. koşu. Hem burada yedili plasenin de başlangıcı oluyor. Birinci altımız 1 numaralı Alamut Mustafa Çek'le. 3 numaralı Kükreyen Mahmut Turan'la. 5 numaralı Tiranlı Özcan Yıldırım. 9 numaralı Çınar Nur Onur Öztürk'le. 10 numaralı İlyada Ali Can İnci ve son olarak da 11 numaralı Narlıdere Halil Kaplan'la arkadaşlar. Var, sizin atınıza koyarsınız yani. Çalışmalara göre bunları buluyoruz. 1, 3, 5, 9, 10 ve 11 şeklinde tam 6 tane safkan ölçüsü. Böyle olduğu zaman yani bir altılı da iki tane böyle yeni koşan şartlı bir olduğu takdirde iyi veriyor arkadaşlar. Altılı daima iyi veriyor. Fena vermiyor. Evet, 5. koşuya geçiyoruz şimdi. Altılı Ganyan'ın 5. ayağı, 2. altılı Ganyan'ın da başlangıç ayağı burada. 2.5'ta. Birinci 54 bin lira ikramiye var. Şartlı 4. 3 yaşlı İngilizler. 1400 metre çim piste çıkmışlar. Evet arkadaşlar, baktığımız zaman burada bu 5. koşuda bizim bir tekimiz var. Burada 4 numaralı Angel of Love Özcan Yıldırım'la bu kurtellerin safkanını getirecektir Özcan Yıldırım. Bir şekilde burada bu şartlı 4'ü kazanacaktır bu 3 yaşındaki safkan arkadaşlar. Çünkü epey de kazanmamış. Tam da böyle grubunu da bulmuş. 4 numara biz burada banko diyoruz. Evet, 6. koşuya geçtik şimdi. 6. koşu 1. altılı Ganyan'ın son ayağı ve 2. altılı Ganyan'ın da 2. ayağı. Handikap 15, 4 ve yukarı İngilizler 2000 metre çim piste çıkacaklar. Tam 15 tane safkan var Handikap 15'te. Biz de Handikap 15'in 5'ini, özür dilerim, 6 tanesini veriyoruz. 6 at veriyoruz burada. 5 numaralı Nilgün Sultan Murat Günüzeli ile ilk atımız. 11 numaralı Brave Abde Mertcan Çelik ile 12 numaralı Bitlis İncisi Gökhan Yıldız. 3 numaralı Mevsim Görkem Özçelik ile yine Kurtel Ekürüsü'nün bu safkanım var arkadaşlar. Görkem Özçelik de sevdiğimiz bir apranti arkadaşım. Çok böyle temiz yüzlü. İşini doğru yapıyor bir de. 4 numaralı Ark Royal Onur Öztürk ile ve 6 numaralı Şehriban Mustafa Çiçek ile arkadaşlar. Hatta biz burada Modolu Güçlü Bey'i yazmadık. Ama dileyenler Modolu Güçlü Bey'i de ilave edebilirler buraya. 5, 11, 12, 3, 4, 6 diyoruz. Yeri olanlar arkadaşlar 8 numarayı da buraya ilave edebilirler diyoruz arkadaşlar. Ha, ilk atımız 5 numaralı Nilgün Sultan. Evet. Bakalım nasıl çıkacak bunların ganyanları. 7. koşudayız arkadaşlar. Şartlı 2000 koşu. 3 yaşlı İngilizler 1800 metre kum pist var burada. Evet, Bursa'nın kum pistindeyiz bu sefer. 3.5'ta birinciye de 36 bin lira ikramiye var. Evet, burada tam 5 tane safkana yer veriyoruz. İlk atımız 5 numaralı Marelina Nurettin Şen'le. İkinci atımız 6 numaralı Nasip. O El Corredor yavrusu Murat Gündüzeli ile. 4 numaralı The Las Arenas Alican İnci. 1 numaralı Ufuk Baba arkadaşlar.
Görkem Özçelik'le. Bakın tekrar ediyorum. Çok iyi bir safkan bu. Lionheart yavrusu kesinlikle önde kalacaktır. İlk üçün garantisi var bu safkanda. Görkem Özçelik mi ama kazanırsa da şaşırmayın Ufuk Babayel'e. Ve son olarak da 8 numaralı Kul Kızı Onur Öztürk'le. 5, 6, 4, 1 ve 8 diyoruz arkadaşlar buraya. Evet, 8. koşuya geçtik şimdi. İkinci altılıgan yanında dördüncü aya. Arkadaşlar şimdi burada şöyle bir durum var. Kısa vade 6, 4 ve yukarı Araplar 1700 metre çim pistte. Burada da bu 9 tane safkan içerisinde şimdi 3 tane safkan ön planda bize göre. Hatta 2 tane gözüküyor ama şimdi Ege'nin Aslanı ve Afrikander gerçekten son performanslarıyla parmak ısırtıcı 2 tane safkan burada var. Ama biz burada arkadaşlar bu iki safkanın mesafelerine de baktık. 9 numara Selim abiyi biz burada daha iyi durumda görüyoruz. Ve biz burada risk alacağız. Fazla at yazmayacağız. 9 numara Selim abi bizim bankomuz arkadaşlar. Neden? Çünkü burada bir şekilde 1700 metre çim olmuş olması Selim abi eğer iyi idare ederse bu yarışta 56 kilo gerçi çok büyük bir faktör yok. Biz burada Selim abi banko atıyoruz. Banko atmak istemeyenler 3 ve 4'ü de yazabilirler ama biz 3 defa arka arka çim pisti bu tarz bir grupta kısa vadede ön planda gözüken bu safkanların geleceğine inanmıyoruz. Yani tecrübemiz bize onu gösteriyor. Ha, 1 gelir, 2 gelir, 5 gelir, 6 gelir ama bu atlara boy ölçüşen tek bir at var. O da Selim abi. Bir şekilde Selim abinin kazanacağına inanıyoruz. 9 numarayı banko olarak burada size tavsiye ediyoruz. Evet. Şartlı bir koşu 3 yaşlı Araplar 800 metre çim piste çıkacaklar. Yine tedavüle girdiler ama burada 4 tane at vereceğiz. Fazla vermeyeceğiz. Evet, ilk atlarımız bizim ekürler. Atlarımızın yalnız attığımız Saluki, 6 Saluki ve Şah Dragon. Bunlar ilk atımız ya da atlarımız mı diyeceğiz artık. Doğru Türkçe hangisi ise. İkinci atımız da 7 numaralı Salvatore arkadaşlar. Sinan Özen'le. Yüksek ihtimalle bu atın da gelme ihtimali çok yüksek. Yani Salvatore böyle bize göre alternatif banko olabilecek bir sarkı. Çünkü çalışmaları gerçekten çok iyi. Bir şekilde 7'nin gelme ihtimali çok yüksek. 9 numaralı Vizigot Tolga Yıldız'la ve son olarak da 10 numaralı Efelerin Kızı arkadaşlar diyoruz. Burada İbrahim Halil Ketme ile. Burayı biz ekürüler başta olmak üzere 7 yani 6 7 9 10 6 7, yani şöyle söyleyeyim 6 7 8 9 10 şeklinde şöyle kapalı şeklinde geçiyoruz arkadaşlar. Evet, 6'lı ganyanın son ayağındayız. 10. koşudayız. Epey uzun sürdü video anlıyorum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. En hızlı şekilde böyle oluyor. Evet, 10. koşu handikap 14. 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1300 metre kuma çıkacaklar. Toplam 18 tane safkan var. Yani burada yatabilir herkes hep beraber ama biz size 4 tane at ayıkladık bunun içerisinden. Diğerleri size ait. Bilmiyorum bunların AGF'si nasıl çıkacaktır bilemiyoruz ama. İlk atımız burada 8 numaralı Çakır Ali. Kadir Tokaçoğlu'yla çok büyük şansı var. İkinci atımız 15 numaralı Çevik Kardeşler Burak Averbak'la. Kesinlikle şu 8-15 gerçekten çivileyin yani altılığınıza böyle çivi çakın bunları ikisini. Mutlak düzeyde 8'i ve 15'i çivi gibi çakın arkadaşlar. 1 numaralı Karavaş Çetin Taş'la ve 3 numaralı Kutlu Şahım burada Selim İpek'le. 8, 15, 1 ve 3 diyoruz buraya. Sizlerin atı varsa burada ilave mutlaka edin. Yani diğerlerine baktık çalışmaları falan da böyle çok vasat duruyor. Yani incelememiz bayağı bir yaptık da bula bula 8, 15, 1 ve 3'ü bulduk. Özellikle 8 ve 15 arkadaşlar diyoruz başka bir şey demiyoruz. Evet, Bursa ile ilgili görüşlerimiz burada sona erdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim girdiğimiz zaman maxsporttahmin.com'dan web sitemizden de şablon şeklinde ulaşabiliyorsunuz rahatlıkla. Aynı zamanda videolarımızın altında katıl butonundan premium üyelik isteyen arkadaşlarımıza da kapımız daima açık. Kazanan arkadaşları mutlaka bekliyoruz arkadaşlar. Yani kazanan arkadaşlar yani bir şekilde bizimle temas etmelerinde yarar var daima. Bir şekilde üye olmalarında hiçbir sakınca görmüyoruz.
Sadece bilgisayarlarda çıkıyor bu katıl butonu, yalnız onu söyleyeyim. Bu arada bizimle temasa geçmek isteyenler de Facebook ve Instagram üzerinden geçebilirler. Bilginiz olsun. Bu şekilde adreslerimiz var ve Bursa ile ilgili söyleyeceklerimize noktayı koyuyoruz. Maşallah uzun bir video oldu böyle. 15-16 dakikalık. Evet, iyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle herkese arkadaşlar bol şanslar diliyorum. İnşallah rast gelsin diyelim. Güzel ikramiyeler bizimle olsun. Hoşça kalın.